O gün bir alışveriş merkezinde kızı Hira için alışveriş yapan Demet Akalın'ın kasada 22 bin lira ödediği haberini alan muhabirler çıkışta soluğu Demet Akalın'ın yanında alıyor ve alışveriş için kaç lira harcadığını öğrenmeye çalışıyorlardı. 20 bin liralık hediye çok almadım ben. 20? 2400. Sadece 2400'ü nasıl yiyir? 20 milyarlık bebeği ne alabilirim ki yani? 2400 mi? Hayır ya. 2400 saçmalama. Matematik dersine bedenci giriyordu bunları. Bak bu dalga geçtiğimiz şeyleri sonra ciddi ciddi yazmayın ha. Ya dalga geçmiyorum da sen para sordun. 20 milyar liradan 2400 liralık alışveriş yaptım o kadar yani. Demet Akalın muhabirlerle sohbet ederken bir hayranının bankın üzerine çıkıp selfie çekmeye çalışması ünlü popçunun dikkatini çekiyordu. Ay canım arkadaşım ne ısmarlayayım size? Bunlar da selfie yapıyor bak delirmiş bu insanlar. Bu selfie'yi yapanın, çıkartanın. Tamam bittim hadi bir huzur verin de daha alacağım şeyler var çünkü. Var mı başka? Çok kısa Hande Yener'in açıklamaları. Ön soruyu kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hadi canım. Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Osman Pazarlama'da kısa da olsa rol alan Demet Akalın'ın rolü galiba fragmanda görüldüğü kadar kısa. Ünlü popçunun sözlerinden o anlaşılıyor çünkü. Aman efendim bir prenses mi görüyorum yoksa? Demet Akalın karşımda duruyor ya. Buyur ben yardımcı olayım. Bin bir Vladimir'i alayım siz ne alırsınız Demet Hanım? Garson zannettin galiba beni. Eşiyim ben Okan Kurt. Filmde o kadar uzun oynuyorum ki yani anlatamam size. İnanılmaz uzun oynuyorum. Ama onun şöyle bir şeyi var herhalde galada o kendi telaffuz eder. Sinemacılığımı çok beğenmiş oyunculuk şeyimi. O benimle devam etmek istiyor ama güzel bir şey olursa ben tabii onunla devam etmek isterim yani. Yani diğer projelerinde de olacağım. Bilmiyorum öyle söz verdi. Zirvede bırakmayacaksın oyuncu. Asla. Bunu da paraya bağlayalım mı? Yok parayla alakası. Yani aldınız mı bizi? Yok hiçbir şey almadım tabii ki. Zaten Şahan'dan öyle bir şey talep etmem. Ama gerçekten çok güzel bir film oldu. Muhteşem bir ürün geliştirdi Osman Pazarlama. Portatif taharet musluğu çıkar. Basıyorum. Bak. Bak. Oh, rahatladım be. Konu Şahan Gökbakar'ın yakın zaman önce baba olmasına geliyor ve Demet Akalın babalığı bütün bekar ünlülere bir an önce diyerek tavsiye ediyordu. Yani ben birkaç kişi için biliyorsunuz hep dua ediyorum. İlk önce onun için ediyordum. Murat Dalkılıç için hala ediyorum. Murat Boz'un korkunç istiyorum yani. O süper bir baba olacak. Öyle hissediyorum. Tarkan zaten o yola girmiş. Onun için de dua ediyorduk. Ya erkeklerin bir an önce bizim popçu erkeklerin baba olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk. Ya kadınlar için ne tek taşa, ne spor arabaya, ne villalı havuzlu eve. Ya hiçbir şey değişilmeyecek. Hani futbolcular için gol attığı zaman öyle bir mutluluk falan oluyormuş ya yani. Bak baba olsunlar anlayacaklar ne demek istedim. Hadi öpüyorum çok iyilik yaptım. Bu arada bir muhabir gider ayak Demet Akalın'a kızı Hira'nın yaklaşan doğum gününü nerede kutlayacağını soruyor. Başka bir muhabir ana sınıfında deyince de olanlar oluyordu. Doğum gününü evde mi kutlayacaksınız? Ana sınıfında. Ya bu nereden çıktı ya? Sen nereden geldin oğlum? Sen kimsin? Evet buradayım. Ya yanlış mı? Ana sınıfında değil mi? Evet, nereden biliyorsun? Muhabiriz. Sakın gelme. 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 Sakın gelme.